AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Sakarya'da asrın felaketi olan depremlerin ardından şehre yerleştirilen depremzede ailelerin çocuklarına 100 adet bisiklet hediye etti. Biliyor adam canım. Ali bu senin mi olsun? Bir yere gitmiyorsun burada mı? Nereye? Bana bakalım. Nereye bak? Bırak mı böyle? Nasıl yağmur? Biliyor musunuz? İşte kullanalım hep beraber. Gelsiniz. Tutun. Beğendiklerinizin başına geç. İsim yoksa şayet. Beğendiğiniz bisikletlerin başına geçin. Az sonra piste çıkacağız. Bebek oyuncak istiyorsan koydum bir tane. Düşmesin diye. Hem düşme. Bak bir de. Sen gitmeyin ama dur. Dur bekle. Bekle. Sizin fotoğraf alacağım. Bekle. Çocuklar böyle böyle piste giriyoruz. Çevir. Teşekkür ediyorum. Güzel. Güzel bir duygu. Hatay'dan geldim ben. Adapazarı'na kalıyorum. Süreceğim. Büyük ihtimal sürerek gideceğim. Öyle. Bizim bahçe var bir tane de büyük. Orada da sürerim büyük ihtimalle. Ablam gil de var. Onlar da sürer. Antakya'dan geliyorum. Hatay'dan. Depremzedeyiz. Depremi yaşadık. Çok şükür iyiyiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şu an Sakarya'dayız. Allah Sakaryalılardan razı olsun. Herkes bize çok iyi davranıyor. İyiyiz durumdayız. Etkinlik hakkında söyleyeceklerim gerçekten güzel bir etkinlik. Çocuklar mutlu oldular. Teşekkür ediyoruz Sofuoğlu'ndan. Çocuklarımıza bisiklet verdi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hayatımız devam ediyoruz bu da hayatımıza. Herhangi bir sıkıntımız yok. İkimizde büyük bir afet yaşadık ve bu afetle alakalı her bir vatandaşın üzerine düşeni yapmaya çalıştığını hepimiz çok iyi gördük. Biz de deprem bölgesinde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız özellikle, işte Akçesi Belediye Başkanımız, herkes kendi elinden geleni, üzerine düşeni yapmaya çalıştı. Ben normalinde bu programı deprem bölgesinde yapmak istiyordum. Yani bir çadır kentte ya da o bölgede bir yerde çocuklara 100 tane bisiklet hediye getirmek istiyordum ama malum o bölgede şu an bir yoğunluk var. Özellikle daha farklı ihtiyaçlar var. Ve orada böyle bir kalabalık yapmaktansa şehrimizde misafir etmiş olduğumuz depremzedeleri piste ağırlayalım dedim ve daha güzel organize edelim. Çünkü bir yandan da tabii ki çocuklarla bisiklet kullanmak istiyorduk. Bu yüzden de bununla alakalı en güvenli yer, en güvenli ortamında pist olduğunu bildiğim için böyle bir organizasyon yaptık. İl müdürlüğümüz bu konuda bize çocukları tek tek isimlerine organize etti. Biz de hem bisikletlerini organize ettik, aynı zamanda onların her birine birer hediye paketi, elbise giysi olarak güzel bir hediye paketi hazırladık. Bugün burada ağırlıyoruz ve çocukların yüzündeki o mutluluğu görmek beni gerçekten çok mutlu etti ve çok duygulandırdı. Çünkü ben de çocukluğumda çok bisiklet meraklısıydım. Öyle her istediğimiz bisikleti de alamıyorduk. Ben özellikle çocuklara en güzel bisikletleri getirmeye çalıştım. En güzel
modellerini bulmaya çalıştım. Her birini özel bulmaya çalıştık. Biraz çaba verildi ama bence işin sonunda görüyorum ki gerçekten güzel bir iş ortaya çıktı. İnşallah çocukların bu büyüme sürecinde özellikle sporsal anlamda ve fiziki anlamda ben bisikletin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kendi çocuklarımla da sürekli bisiklet kullanıyorum. Bizim şehrimiz Sakarya zaten bir bisiklet şehri. Ekrem Yüce Başkanımız bence Türkiye'deki en büyük atılım yapılan şehirlerden biri bisiklet konusunda. Burada yapılan dünya şampiyonalarından tutun bisiklet yollarına varıncaya kadar bu şehir gerçekten bisiklet şehri. Biz burada hem belediye olsun hem şahsi olarak bisiklete teşvik için hep böyle programlar yapıyoruz. Ama bence bugünkü çok anlamlı olan bir program. Bu çocukların yüzünde mutluluğu görmek bizi gerçekten çok mutlu etti.